Merhabalar efendim. Bütün Müslüman aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Hukuk ve sağlık konularıyla bugün de günlük rehber başlıyor. Buyurun bakalım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kılıçoğlu'yla medeni hukukun en hareketli ve hararetli alanlarından biri olan miras hukuku hakkında en çok sorulan sorular ve yanıtları ve diş hekimi Melik Can Tokaç'la diş estetiğinde yeni yaklaşımlar ve diş etine botoks uygulaması. Hepsi az sonra günlük rehberde. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Estetik anlayışının sürekli değiştiği günümüzde dişler yüz estetiğinin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Estetik diş hekimliği de bu konudaki sorunların çözümü için yeni tedavi yöntemleri geliştiriyor. Bunlardan biri de botoksla tedavi. Peki diş eti görünümünde botoks ile tedavi nasıl yapılıyor? Diş hekimliğinde botoks ve dermal dolgu kullanım alanları neler? Dermal dolgu diş ve diş eti estetiğinde nasıl kullanılıyor? Diş estetiğinde yeni yaklaşımlar şimdi günlük rehberde. Pınar Ayhan soruyor, diş hekimi Melik Can Tokaç yanıtlıyor. Sayın Melik Can Tokaç, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Şaşkınlık içindeyim. Yani botoksun girmediği yer kalmadı vallahi. Evet. Değil mi? Yani diş etine hani dudakları falan biliyordum ama diş eti, diş eti ve çevre dokuları diyelim aslında biz ona. Ve çevre dokuları, evet. Harika. Peki hemen girelim derim. Botoks, tamam. Ve dermal dolgu kullanım alanları nelerdir efendim? Evet, şöyle aslında açıklayabiliriz. Son yıllarda bütün tıbbın diğer alanlarında uygulandığı gibi diş hekimliğinde de bu uygulama alanı buldu. Hı-hı. Botoks ve dermal dolgu. Bu biraz hastaların beklentilerinin artmasından dolayı oldu. Estetik konuda daha çok şeyler bekliyor hastalar bizden. Sadece güzel ve sağlıklı dişleri sunmak hastaya bazen yeterli olmuyor. Hı hı. Bunun yanında çevre dokuları, diş etlerini, bunun yanında dudakları hacip kazandırmak ve yeniden kontrollemek için, çene ucu geride olan hastalarda çene ucunu öne almak, bazı vakalarda terapötik olarak yani tedavi amaçlı bruxizm dediğimiz diş gıcırdatma veya sıkma sorunu olan hastalarda botoksu veya dermal dolguyu uygulayabiliyoruz. O zaman şöyle baştan saydığınız o kategorileri teker teker ele alalım derim ben. Yani ne dedik? Diş eti ve dokular. Dudak. Evet, çevre dokular. Çevre dokular. Önce onlara girelim. Nasıl uyguluyoruz? Ne koşullarda uyguluyoruz? Şöyle, bazı vakalarda özellikle diş eti çekilmesi vakalarında bu diş et hastalığına bağlı olarak olabilir, yanlış yapılmış protezlere bağlı olarak olabilir ya da diş kaybına bağlı olarak olabilir. Diş eti çekilmelerinde özellikle dermal dolguyu dediğimiz, genellikle hyaluronik asit kullanılır zaten bu konuda. Bunu diş etlerine uyguluyoruz.
Peki tutucu oluyor mu gerçekten? Çünkü hani şöyle bir avantajı var ki. Düşebiliyor diş. Evet, diş eti çekildiği zaman tabii ileri boyutlarda diş eti çekildiği zaman onunla birlikte diş sert dokuları da çekiliyor ve dişlerin kaybına kadar giden sonuçlar doğurabiliyor. Biz bunu erken dönemde yakalayıp estetik sonuçları tekrar yerine getirmek istiyoruz. Hmm. Bunun için dermal dolgu çok sık kullanılan hyaluronik asit vardır. Bundan faydalanarak diş etlerini, özellikle dişlerin arasındaki o üçgen şeklindeki diş etlerin kaybında hyaluronik asitten faydalanarak bu boşlukları doldurabiliyoruz. Hmm. Burada sonuçlar çok hızlı. Hasta geldiğinde bir saat sonra o boşluklar donmuş bir şekilde çıkabiliyor. Hmm. Alternatif tedavilerine göre daha az maliyetli ve daha az invaziv dediğimiz girişimsel tedavilerdir. Hı hı. Diğer bölgelerde yüzde ya da başka bölgelerde bedenin kullanıldığını biliyoruz ve zaman içinde yok olduğunu biliyoruz. Aynı şey geçerli mi dişte de diş etinde de? Tabii burada da bir miktar geçerli ama şurada şu da var. Hyaluronik asitin aynı zamanda diş etlerinin rejenerasyonunu sağladığı için de bir miktar kalıcılığı da var. Bu zaten çok yeni bir uygulamadır. Son bir yılda belki hani çok kişi de bilmez bunu. Çok çok yeni bir uygulama. Enteresan. Bunun aslında, tabii sonuçlarını da uzun vadede değerlendirmek gerekmektedir. Aslında ben de onu soracaktım. Yani normalde insan çekiniyor dış yüzeyde kullanırken bile, bu ağız içinde kullanmak bir yan etki yaratır mı, bir zararı var mıdır? Çünkü emilim var öyle değil mi? Ama sonuçta bu ürünler son zamanda çok gelişti ve artık laboratuvar ortamında üretiliyor. Yani alerjik reaksiyonları çok az olan masum ürünler diyebiliriz yani. Peki ikinci kategorimiz neydi? Bir de nerelerde kullanabiliyorduk? Çene ucunda uygulayabiliyoruz. Evet. Terapötik amaçlı uygulamaları aslında daha bahsetmekte fayda var. Hı-hı. Özellikle bu bruxizm dediğimiz diş sıkma, diş gıdırdatma dediğimiz bruxizm hastalarında botoksu çok etkin bir şekilde uyguluyoruz ve geri dönüşleri çok güzel oluyor hastalardan. Hı-hı. Burada tabii bruxizmi tam açıklamak gerekiyor. Nedir? Buyurun. Gündüz veya uyku halinde istemsiz olarak dişleri sıkmak veya alt ve üst dişleri birbiri üzerinde gıcırdatmaktır. Hı hı. Bu dişleri ilk önce tabii ki dişlere zarar veriyor. Dişlerde aşınmalara, buna bağlı olarak dişlerde hassasiyete sebep oluyor. Daha ileri vakalarda dişlerin kaybına kadar giden diş eti çekilmelerine, çevresindeki sert dokuların çekilmelerine sebep oluyor. Ama kapanma problemleri, eklem sorunlarına, bu ileri boyutlarda eklem sorunlarına sebep oluyor. Ama tabii ki ilk semptomu, belirtisi ağrıdır. Miyofasiyel ağrı dediğimiz yüzdeki kaslarda ağrı. Evet. İlk belirtisi budur. Bu bazen hatta baş ağrısıyla karıştırılabilir. Hasta bunu hisseder ama dişlerini sıktığının farkında değildir. Başım ağrıyor diyebilir ya da migrenim var diyebilir. Böyle çok hastalar geliyor. Ya da 20 yaş dişi ağrıyor diye gelen hastalar ama belki hiç 20 yaş dışında. Doğru, tam iyi tanımlayamayabiliyoruz tabii, o ağrıyı iyi bir şekilde lokalize edip tanımlamak gerekiyor. Hı-hı. Ama genelde neredeyse toplumun %50'sine yakın kişi de bu bruxizm şiddeti çok olabilir, az olabilir ama var. Neden? Onu da bir şöyle hızlıca geçelim mi? Neden çok var? Çok büyük sebepler. 3 tane şey sayabiliriz. Bir kere dental sebepler, yani diş hekimini ilgilendiren sebepleri var. Yanlış yapılmış dolgular. Hı-hı. Küçücük bir yükseklik dolgudaki erken temasından dolayı o dişin üzerinde devamlı dişleri sıkma ve gıcırdatma eğiliminde olur hasta. Veya yanlış yapılmış bir protez, yüksek yapılmış. Kaplamalar, ya da, tabii, protezler. Kaplamalar, protezler. Bunun yanında sistemik faktörler de önemli. Endokrin sistem bozuklukları, bağırsak parazitleri, bunlar da diş sıkmaya sebep olan hastalıklardır. Psikolojik sebepler. En önemlisi psikolojik sebepler. Psikolojik sebepler özellikle günlük stresler, tabii bu dönemsel de olabilir. Hastalığın, yani bruxizmin başlangıcı sebebi de olabilir ya da başka bir sebepten dolayı, işte diyelim ki yanlış yapılmış bir dolgunun başlattığı bir bruxizmin derecesini ve şiddetini arttırabilir. Evet. Bu artık bir müddet sonra alışkanlık seviyesine gelir ve devamlı sıkmaya devam eder hasta. Bir kötü yanı da şudur ki bu alışkanlık devam ettiği sürece artan bir ivmeyle bu hastalık devam eder. Çünkü çalışan kas hacim kazanır. Doğru. Hacim kazandıkça gücü artar ve daha fazla şiddette sıkar. Evet. Şunu şöyle açıklayabiliriz yapılan araştırmalarda. Normal hani biz istediğimiz zaman sıktığımızda dişimizi en fazla 25 kilogram civarında bir kuvvet uyguluyoruz. Hı-hı. Ama istemsiz kasılma, uyku esnasındaki kasılmalarda bu 450 kilograma kadar çıkabiliyor. Oo, gerçekten ki çok bu büyük yani bir bası var. Eklemlere, dişlere, her türlü yere hasar veriyor ve ağrılara sebep oluyor. Hı-hı. Çok çok ileri boyutlarda bu boyun ağrısı ve bel ağrısına kadar gidebiliyor. Çok önemli bir hastalıktır aslında. İşte tam o noktada mı işe yarıyor botoks? İşte tam bu noktada botoks kesinlikle bir çözüm. Yani bu ağrılara. Gereken kaslara, çeneyi kapatan kaslara uygun dozda. Yani hangi bölgelere, nerelere uyguluyoruz? Özellikle şakak botoksu, bölgesi ve yanak bölgesinde. Şakak ve yanak bölgesi. Evet. Tabii bu kasın hangi kasa yapılacağını, hangi kasa ne kadar çok dozda önemli yapılacağını bir
tam bir muayeneden sonra karar veriliyor. Hı hı. Dozu aslında diğer estetik amaçlı olanlarda da hepsinde çok önemli ama evet. Bunda da dozu çok önemli çünkü çiğneme kaslarımız çünkü tabii. Aynı zamanda onlar öyle değil mi? Yani şöyle konuşmayı ve çiğnemeyi etkilemeden biz bu kasın fonksiyonunu normal şekle getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Çok uygulamak da hatalı. Rahatlatmak az uygulamak da, amaçlı. Tabii. Rahatlatıyor, kesinlikle ağrıyı azaltıyor. Ama şu da var, altta yatan diğer sebepleri bulmadan sadece botoks uygularsak bu sadece geçici bir çözüm doğru. oluyor. Tabii ki doğru. Stres terapisi, yanlış yapılmış dolguların düzeltilmesi, protezlerin düzeltilmesi şart ki bu tedavinin kalıcı olması. Ki diğer botoks uygulamalarına göre hep geçicidir. Aslında botoks öyle bir şeydir bilinen halk tarafından. Ama bu tedavide diğer sebepleri de ekart edersek botoksu bir ya da iki uygulamadan sonra tekrar uygulamamıza gerek kalmıyor ve bruksizmi çözmüş oluyoruz. Geleneksel tedavilere göre bence çok çığır açıcı bir tedavidir bu. Diş enteresan, evet. En güzel uygulamalarından biridir. Harika, tedavi harika. Amaçlı. Peki başka kullanım alanı var mı? Muhakkak ki botoksun yine direkt olarak diş hekimini ilgilendiren dudak pozisyonunun belirlemidir. Evet. Gum smile dediğimiz. Gum smile dediğimiz hastalık da bu estetik amaçlı yapılan bir tedavidir aslında. Diş etlerinin normalden fazla görünümüdür. Yine burada alternatif tedavilerine göre çok çok kısa, çok çok az maliyetli bir tedavidir. Yaklaşık bir dakika gibi süren bir tedavi süresi vardır. Dudağı yukarı kaldıran kaslara botoks uygulayarak dudağı normal konumuna getirebiliyoruz. O kadar düşürebiliyor muyuz yani? İşte burada da yine kaç dozu, milim tabii dozu ve yeri çok iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü çok aşırı dozlarda çok fazla düşüyor. İstemediğimiz estetik sonuçlar da elde edebiliyoruz. Tek bir dezavantajı var tabii ki bunun geçici olması. Çünkü tekrar kas normal fonksiyonuna dönüyor ve tekrar dudaklar yukarı kalkabiliyor. Bu gum smile dediğimiz diş etlerinin fazla görünümü genellikle zaten bayanlarda daha fazla görünür. Erkeklerden çok. Ve aslında yaşla birlikte bu gum smile zamanla azalır. Çünkü yaşla birlikte üst dudak yer çekiminde etkisiyle dokuların işte artık yavaş yavaş yaşlanmasıyla birlikte aşağıya doğru gelir ki yaşlı insanlarda baktığımızda alt dişleri daha fazla üst dişleri hiç görmeyiz. İşte o noktada da biraz estetik giriyor bu sefer değil mi? Bu sefer de diyoruz ki ya şunlar kırıştı. Tabii, şu bu sefer dişleri onları uzatmak biraz için bir açalım değil mi? Yani şişirelim açalım diyoruz. O zaman da kullanılıyor. Yine burada tabii alternatif tedavi bahsetmek gerekir. Yani kombine bir şekilde de uygulayabiliyoruz. Mesela diş boylarını uzatarak yivektomi dediğimiz diş etlerini lazer, koter veya özel cerrahi aletlerle keserek. Bunlarla birlikte kombine uygulayabiliyoruz. Çünkü çok fazla botoksa bu diş etini düşüremiyoruz. Yani diyelim ki 1,5 santim düşüremeyiz. En fazla 8 ya da 10 milimetre kadar dudağı pozisyonu aşağıya alabiliyoruz. Biraz kesin bir miktarda diş etlerinden alarak bunu tam istediğimiz ideal pozisyona getirebiliyoruz. Peki dermal dolguyu anlatmış olmadık değil mi bunların içinde? Dermal başka dolguyu aslında ilk söylediğimizde diş etlerine uygulamamızda anlattık. Ama bunun yanında tabii çene ucuna da uygulayabiliyoruz dermal dolguyu. İlk başta bahsetmiştim yine. Çenesi geride olan hastalarda bu genellikle ortodontinin sınıfına girer diş hekimliğinde. Çene geri olan hastalarda çene ucunu ileri almak için yine çok kısa işlemler, çok az girişimsel. Biraz da aslında çene cerrahisine de giriyor gibi. Tabii alternatif tedavi bunlar vardır. Tedavi. Tabii, çok, çok ciddi bir cerrahi işlemdir. Çenenin kesilip öne alınması ve uzun süre hastanın işte bir hafta süreyle işte dişlerin birbirine bağlanıp sadece sütle beslenmesi gibi böyle çok zahmetli bir iştir. Çok. Ama buna alternatif olarak bu dermal dolguyu kullandığımızda yani hasta gelip işte bir saat sonra çenesi ileride tam istediği profil ölçüler tam uygun değil mi? Burun, ağız, çene ölçüleri. Yani. Harika. Peki Aynur Hanım'ın soruları varmış bakalım telefon attığımızda kendisi. Alo. İyi günler, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız Aynur Hanımcığım? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sorunuz mu olacak? Ben son günlerde Hacettepe'ye gidiyorum. Hacettepe Hastanesi'ne, üniversite diş hekimliğine gidiyorum. Dişlerimde bayağı bir diş çekilmeleri var, diş eti çekilmeleri var. Feci derecede kanama var. Dişlerimde seyrekler, tabii seyretme olayı sanırım şeyden kaynaklanıyor, dişlerin birkaç yerin boş kalmasından kaynaklandı herhalde. Ama ben şimdi doktorumuzu dinlerken, beyefendiyi dinlerken bu şeyi acaba diş et çekilmeleri ve kanamalar bu diş sıkmasından olabilir mi? Yani ben de olduğunu zannetmiyorum ama
İnsan fark etmeyebilir mi acaba bu olayı? Tabii ki biz aslında bahsetmedik. Belirtileri nelerdir diye. Tabii sizin... biz direkt botoksa evet, ilgilendiğimiz direkt için tedavisine iyi ki, girdik. İyi ki anlattınız sıkıntınız Aynur Hanımcığım. Peki şimdi... sorumuz var mı Aynur Hanım'a yoksa? Yok yeter peki, kadar peki siz anladım. O zaman kapatabilirsiniz telefonu ve izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bize fikir verdiğiniz için. Biraz da ondan konuşalım Aynur Hanımcığım. Hoşçakalın. Biz tabii direkt tedavisine girdiğimiz için bu bruksizmin yani diş sıkmada belirtiler neler diye çok fazla bahsetmedik. Tabii ki hani bu eklem rahatsızlıkları, kas ağrıları, dişlerdeki aşınmalar, çatlaklar ve aynı zamanda bir müddet sonra dişlerdeki diş eti çekilmelerine sebep olmaktadır. Diş etleri kendi kendine kanamaktadır ve bu bütün dişlerde olur. Bu da tabii ki bruksizmin sebebidir. Burada yine kapsamlı tedavi düşünmek gerekir. Altta yatan sebebi ekart edeceğiz. İşte tedavimizi yapacağız enjeksiyonlarla. Aynı zamanda diş etleri sağlığına kavuşturmak için belki oral hijyen de kötü olabilir hastamızda. Onu da tekrar yerine getirip diş etlerini sağlıklı bir duruma getireceğiz. Yani diş eti tedavisi, işte botulinum toksin dediğimiz enjeksiyon ve bruksizme sebep olan diğer etkenleri ortadan kaldırarak tedavimizi bitirebiliriz. İşte botoks yapalım, dolgu yapalım, hepsini kullanalım, işe yarasın. Tedavimizi yaptıktan sonra tabii ama tabii bütün bunlardan sonra botoksun da işe yaraması, uzun süreli işe yaraması için ağız bakımı da çok önemli. Muhakkak ki. Biraz onu her aslında diş hekimi efendim konuğumuzda biz bu konuyu mutlaka tabii konuşuyoruz ama ne kadar konuşsak da azdır. Çünkü her zaman öğreneceğimiz bir şey var. Muhakkak. Buyurun bugün de sizden dinleyelim. Nasıl dikkat edeceğiz? Tabii şimdi estetikten bahsediyoruz ama estetiğe geçmeden önce ilk önce sağlığı yerine getirmemiz gerekiyor. Sonuçta çürük dişler, işte eksik dişler varken hani esteti zaten elde edemeyiz. İlk başta bunların sağlığı yerine getirmemiz gerekmektedir. Ki bu da koruyucu amaçlı. Hastanın ilk önce oral hijyene dikkat etmesi gerekmektedir. Tabii ki gelir gelmez hadi sizin estetinizi yerine getirelim, şuraya dolgu botoks yapalım demiyoruz. Yani her seferinde 6 ayda bir kontrole geldiğimizi varsayalım. Gerçi gelsek o halde gelmeyiz zaten de o kadar tabii şimdi biz düşmeyiz. Diş hekimi yapınca bunun bir avantajı da 6 ayda bir geldiği zaman dişlerinde kontrol etme zaten fırsatımız oluyor. Ama işte hani genelde öyle bir eğilimimiz yok. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. 6 ayda bir kontrole geleceğiz. 6 ayda bir muhakkak kontrol etmek gerekiyor. Ettirmedi ama her seferinde işte efendim plaklar oluştu, renkler bozulmalar, efendim dolgular kırılıyor, çürüyor dişler filan. Ya şöyle bir toparla da gideyim demek çok işe yaramaz aslında değil yok, mi? Yok tabii ki yani devamlı kontrol altında tutmak gerekmektedir. Hem hastanın kendi çabalarıyla tabii ki bu hijyene bağlı olarak hem de bizim daha profesyonel temizliğimizde olur. Ya da erken bir safhada bir çürü ya da işte diş eti hastalığını yakalayarak bunun önüne geçerektir. Peki dolgumuzu yaptık, botoksumuzu yaptık ama yine geciktik. Plaklar oluştu o bölgede. Daha doğrusu dolgunun yapıldığı bölgelerde, diş eti tedavisinin görüldüğü bölgelerde. Tekrar o vaziyette tedavi görebiliyor muyuz i̇lk dolgulu önce, haliyle? İlk önce tabii ki şöyle sağlığını yenilerek getirmemiz lazım. Yani diş etleri sağlıksızsa zaten biz bu dermal dolgu uygulayamıyoruz. Şeyi kastediyorum. Uyguladık. Şimdi, evet. Bundan efendim işte 7-8 ay o kadar çabuk plak oluşmuyor gerçi ama hiç bakmıyoruz ağzımıza. Tabii kişiye göre değişiyor. Oluştu diyelim. Oluşabiliyor. Bir oluşabilir. Oluşabiliyor. Tekrar geldiğimizde bir bakıyorsunuz ki dolgu yaptığınız bölgede diş etlinin hayati tehlikesi var. Artık plaklar oluşmuş, kanamalar var. O durumda tedavi yapılabiliyor mu dolguya rağmen? Yani tabii ki ilk önce dediğim gibi dolguyu değil sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Bu plakları ve tartarları temizlemeden tabii bu işlemlerin hiçbirini uygulayamayız. Evet. Başka evet hijyenden söz ediyorduk, ona devam edelim bence. Nasıl koruyacağız genel anlamda efendim? Tabii ki işte mekanik bir temizliktir. İlk başta önemli olan budur tabii ki ağız hijyeninde. Dişlerin kayıplarının en büyük sebebi de zaten diş tartarları ve bakteri plaklarıdır oluşan. Muhakkak ki bunları oral hijyeni sağlayıp fırçalayarak özellikle sağlamak gerekir. Ki günde en az iki defa diyoruz biz. Bu daha fazla olursa daha iyi olur tabii ki. Şeyi açıklayalım mı yeri gelmişken? Bakteri, bu plaklar. Evet. Fırçalamazsan plaklar oluşur deyip geçmeyelim. Yani ne yapmazsak ya da ne yaparsak oluşuyor onu biraz dramatize edin bizi. Ürkütün bizi böyle bir anlatın. Biz ne yapıyoruz ya o hale geliyoruz. Hasta geldiğinde biz gösterdiğimizde hani içinizden siz şey diyorsunuz biz öyle o halde geldiğimizde pes yani. Ne yapmadık da acaba o hale geldik? Onu tabii bir anlatır ki yani mısınız? En önemli şey mekanik temizlik dediğimiz fırçalamaktır. Uygun bir şekilde, tarif ettiğimiz şekilde hastamızın bize geldiğinde nasıl fırçalamayı anlatıyoruz zaten onlara. Düzgün bir şekilde fırçalayarak mekanik temizliğini yapması. Bunun yanında aralıklarla ağız gargaraları yapması, antiseptikler kullanılabilir ama düzenli değil aralıklarla. Ve dişlerin hani
diş ipi kullanması, diş aralarındaki bakteri plaklarını engellemek için. Tabii beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor bazen. Onu çok ayrıca fazla konuşalım evet. derim. Ben bir sorumuz var bu taraftan, internetten geldi. İzleyicimizin annesinin alt çene kemikleri erimiş. Evet. Ve eğrilik varmış, protez tutmuyormuş, batıyormuş, dermal dolgu bu noktada faydalı olur mu diye soruyor. Biraz şimdi, zor evet, anladığım kadarıyla. Biraz farklı algılandı herhalde. Çünkü dermal dolgu yumuşak dokuları yerine getirmek için. Şimdi çene kemiği eridiyse eğer, sert dokuda bir eksiklik varsa, tabii burada sert doku augmentasyon, yani sert dokuyu büyütmek gerekiyor. Bu dermal dolguyu da olmaz tabii ki. Burada bizim amacımız dolgudaki, dermal dolgudaki sadece diş eti, yani yumuşak dokuların augmentosu büyütülmesidir. Yani bu hastamızda ilk önce tabii ki sert kemiğin, yani kemiğin sert dokunun augmentasyonu, yani büyütülmesi işlemi yapılmalı. Sonra eğer bir protez yapılacak, yani? Tabii sonrasında protez, bu implantasyon olabilir. Dental implantlarla destek sağlanabilir ya da işte parsiyel hareketli bir protez kullanabilir hastamız. Normal orijinal düzeyine geldiğinde çene, o zaman belki bakılır değil mi? Yani tabii doğuştan ki. Çene gerilik varsa belki evet. o zaman yumuşak. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bu dermal dolgular ve botokslar aslında işin son kısmıdır. Dişte, yani diş estetiğinde. Her şeyi yerine final koyduk. Touch. Son dokunuş. İnce ayarı diyebiliriz yani. İnce ayar daha güzelmiş. Evet. Evet, çünkü yani her şeyi yaptık ama bizim artık yani böyle o beklentiler attığı için hastalarda dişlerin arasındaki işte boşluktan şikayetçi, üçgen şeklindeki işte siyah boşluklardan, orada diş eti büyümedi. İşte uğraşıyoruz. Oraya bir bağ doku grepti dediğimiz hastanın damarlarına bir şey koymaktansa daha az girişimsel olan bir dermal dolguyu uygulayıp son şeklini artık yani %100 memnuniyetini sağlamak için hasta yapılan son işlemlerdir. Sık sık kullanılıyor mu artık bu hoş olmuş, güzel olmuş, iyi ya, olmuş? Tabii her alana girdi. Bizde de sık sık yani yeni kullanım alanları da çıkmakta zaten. Hani bu konuda diş hekimine de. Peki beslenmede kalmıştık. Nelere dikkat ediyoruz beslenmede? Tabii ki yani ilk başta karbonhidratlı yiyeceklerden, şekerlerden uzak durmak gerekiyor. Ama tabii bunları hiç tüketmeyeceğiz de değil. Tükettikten sonra da dişlerimizi fırçalamak her zamanki gibi en önemlisi olan budur. Evet, yani içeriden aldığımız bir besin, fazlası azı fark etmez. Dişe doğrudan etki yapıyor mu? Yapmıyor değil mi? Tabii yani ki doğrudan etki yapmıyor. Hijyen. Bu zamanla biriken bir şeydir. Hani hijyendir önemli olan. Yani zamanla eğer siz yiyip yiyip işte dişlerinizi fırçalamazsanız ya da hiç bakmazsanız tabii ki yani hiç yemeseniz bile ağzınızda çürük oluşabilir. Çünkü ağız ortamında zaten siz bir şey yemeseniz de bir bakteri kolonisi vardır. Bunlar birikmektedir. Siz isterseniz hiç şeker yemeyin ama orada bir bakteri kolonisi var. Bunlar bir muhakkak ki tekrarlıyorum, fırçalamak ve mekanik temizlik önemlidir. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Ufkumuzu açtınız. Yeni şeyler öğrendik. Harika. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet efendim. Şimdi bir kısa aramız olacak. Bu arada Nihal çocuklarda çiş tutma eğitimi hakkında bilgiler verecek. Anneler, babalar izleyin bakalım neler söyleyecek. Görüşmek üzere ikinci bölümümüzde. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Kılıçoğlu'yla medeni hukukun en hareketli ve hararetli alanlarından biri olan miras hukuku hakkında en çok sorulan sorular ve yanıtları ve diş hekimi Melik Can Tokaç'la diş estetiğinde yeni yaklaşımlar ve diş etine botoks uygulaması. Hepsi az sonra günlük rehberde. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Profesör Doktor Sema Akman, çiş tutma eğitimine 2 yaşından önce başlanmamalı uyarısında bulunuyor. Akman, çocuklar için çiş tutma eğitiminin önemine dikkat çekerek çocuklarda çiş tutma eğitimine 2 yaşını doldurduktan sonraki ilk yaz mevsiminde başlanılmalı. Çocuk kendisini ifade edebilecek, yani çişim var diyebilecek durumdaysa bu eğitime hazır demektir diyor. Eğitime erken başlanılması halinde beyinde işeme merkezi olgunlaşmadığı için kapasitenin düşük kaldığını, bunun da mesanede bozukluklara yol açtığını ifade eden Akman, çiş tutma eğitimine 2 yaşından önce başlanması halinde çocuğun mesanesi gelişemiyor. Mesanenin altındaki kas kasılı kalıyor ve bozukluk oluşuyor. Çiş tutma eğitimine başlarken onu motive edecek maddi boyutu olmayan alkışlamak gibi küçük ödüller verilmeli. Eğitime rağmen çocuk 5 yaşını tamamlamış ve hala haftada 2'den fazla yatak ıslatma sorunu yaşıyorsa bir hastalık bulunuyordur. Bu çocukların acilen doktora başvurması gerekir. 3 yaşındaki çocuğun gündüz çiş kaçırması durumundaysa bu tedavi edilmesi gereken bir durumdur ve kendi kendine düzelmesi beklenmemelidir.
Evet efendim, Profesör Doktor Ahmet Kılıçoğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyemiz. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de gayet iyiyiz. Miras hukuku, biraz sizden böyle çok kısa sürede ne öğrenebilirsek onları öğreneceğiz. Geniş kapsamlı bir konu çünkü. Evet. Öyle değil mi? Şimdi hemen o zaman başlayalım. Bir kimsenin ölümü halinde mirasçı olabilecek kişileri sınıflandıralım. Buyurun hocam. Evet, müsaade ederseniz sizin aracılığınızla bir dileğimi iletmek istiyorum. Buyurun. Sizinle bu programımızı çok önceden kararlaştırmıştık. Türkiye'nin gündemi şu anda farklılaştı. Evet. Ben bu olayların cumhuriyetimize, demokrasimize ve hukuk devleti ilkelerimize uygun olarak çözümlenmesini diliyorum. Yürekten katılıyoruz evet. Hocam. Sağ olun verdiğiniz mesajınız için. Buyurun. Şimdi miras dediğimiz zaman aklımıza ölüm geliyor. Evet. Ölümsüz bir yaşantı yok. İnsanlar geçici. Ölümle birlikte karşımıza iki önemli sorun çıkıyor. Bir, ölenden intikal eden haklar. Hı hı. Ve iki, ölenden intikal eden borçlar. Kimlere nasıl intikal eder? Evet. Genellikle sanıldığı gibi ölen kişi geride mal bırakmaz, borç da bırakabilir. Evet. Evet. Bu takdirde acaba mirasçılar bu borç içerisinde bulunan tere kağıdını verdiğimiz mal varlığı için ne gibi çözümler bulabilirler? Bunu evet. Sayın izleyicilerimize anlaşılır bir dille ifade etmeye çalışalım. Hı hı. Medeni yasamız incelendiğinde iki tür mirasçılık vardır. Bunlardan birisi yasal mirasçılık. Evet. Yani ölen kişi sağlığında mirasıyla ilgili bir ölüme bağlı işlem, tasarruf yapmamışsa yasa koyucu kendisi tayin etmiş mirasçılar şunlardır. Hı hı. Kimlerdir mirasçılar? Üç sınıf öngörülmüş. Hı. Buna zümre diyoruz. Birinci sınıf ya da zümre mirasçılar ölenin alt soyu. Alt soy demek çocuğu, evlat, torunu, evet. Torun çocukları. Hmm. Bunlardan herhangi birisi var ise diğerlerinin mirasçı olması mümkün değil. Örneğin torunu var. Yıllarını kendisine vermiş annesi hayatta. Torun tek mirasçı. Hmm. Anneye miras veremiyoruz. Evet. Evet. Yani bir yakın zümrede mirasçı, yakın kan bağı bakımından mirasçı olan bir kimse var ise uzak kan bağı ile bağlı olan kişi miras alamıyor. Evet. Çocuk yakın kan bağı ile bağlı olan kişi. Bu nedenle alt soy. Birinci. Çocuk, torun çocuk. Torun çocuk. Aşağıya doğru ve evlatlık. Hmm. Evlatlık da alt soy içerisinde bir kimsenin evlatlığı var. Yıllarını kendisine harcamış anne babası var. Tek mirasçı evlatlık. Hmm. İkinci sınıf mirasçılar üst soy. Üst soy kim? Bir kimsenin kendisinden geldiği kişiler. Hmm. Anne babası, kardeşleri, kardeş çocukları. Hı hı. Bu da ikinci sınıf mirasçılar, ikinci zümre evet, mirasçılar. Evet. Bunlarda kimse yok. Geriye üçüncü zümre mirasçı kalıyor. Üçüncü zümre mirasçı kim? Ölen kişinin büyük ana babası ve ondan olanlar. Dayısı, halası, teyzesi, onlardan olan çocuklar. Hı. Bu sistem içerisinde bir zümre içerisinde bir mirasçı varken diğerleri, diğer zümreler mirasçı olamıyor. Bunlara evet. Yasal mirasçı diyoruz. Hı hı. Tabii burada hemen şu soru akla geliyor. Sağ kalan eşin yeri nereye? Sağ kalan eş mirasçı. Hiç tereddüt yok. Sağ kalan eş hangi kategoriye giriyor? Bravo. Hangi zümreyle birlikte mirasçıysa miras hissesi ona göre değişiyor. Sağ kalan eş ölenin alt soyuyla birlikte mirasçı. Çocuk var. Sağ kalan eş var. Hı hı. Anne veya baba sağ kalan eş diyoruz. Evet. Veya evet. Anne de olabilir, baba da olabilir. Bu takdirde sağ kalan eşin miras payı 1/4. Hı. 100 var, 1/4 25 sağ kalan eşin, 100'ün geriye kalan 75'i alt soy. Alt soy. Evet. Çocuk yok. Çocuksuz aile olabilir. Hı hı. Bu takdirde sağ kalan eş var, ikinci zümreye. İkinci zümreye geçiyor. Yani ölenin ana babası. Ana babası yok ise kardeşleriyle birlikte mirasçı olduğunda sağ kalan eşin miras payı daha yüksek. Hmm. 1/2. 100 var, 1/2. Hmm. 50 sağ kalan eşin. 50 de anne baba hayattaysa onların, değilse ölmüşse onlara düşen pay onların alt soylarını. Evet. Şimdi üçüncü zümre sağ kalan eş var. Orada yine sağ kalan eş biraz daha fazla.
ölen kişiye kan bağı bakımından kişiler uzaklaştıkça yasa sağ artıyor. Kalan eşi daha fazla korumuş. Üçüncümüzde ölenin büyük ana babası, dayı, hala, teyze, amcası var. Sağ kalan eş 4/3. 4/3. 100'ün 75'i. 25 büyük ana baba ve onların çocukları. Onlardan az soyları değil. Onların çocukları. Yani ha. Onların çocuğu kim olur? Büyük ana babanın dayı, ölenin dayısı, halası, teyzesi, amcası. Sağ kalan eşin mirasçılığı bu şekilde. Şimdi belki izleyicilerimiz için önemli olan bir konuya müsaade ederseniz değinmek istiyorum. Buyurun efendim. Yeni medeni kanunumuz 1 Ocak 2002'den itibaren 4721 sayılı yeni medeni kanunumuz sağ kalan eş için izleyicilerimizin bilmesi gereken çok güçlü bir koruma getirmiştir. Bu koruma aile konutu ve konut eşyası ile ilgilidir. Medeni kanunumuzun 652. maddesi şöyledir. Ölüm gerçekleştiğinde sağ kalan eş varsa konut ve konut eşyasında sağ kalan eşin öncelik hakkı vardır. Örnek verelim. Yani o 1/3, 1/3 falan gözetilmeden. Gözetilmeden. Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi niçin konut ve konut eşyası bir kimse öldüğünde geride kalan sağ kalan eşin için çok önemli. Barınma ihtiyacı. Şimdi eskiden bu yoktu. Ölüm gerçekleştiğinde diğer mirasçılar geliyor sağ kalan eşe. Ya al ya da sattıracağız. Sokakta şimdi kalıyor. Sağ kalan eşi biraz daha özelleştirelim. Yani çocuklar o eşten olmayabilir, değil mi? İkinci eş olabilir. Hiç fark etmez. Önemli. Üçüncü eş olabilir. Önemli olan sağ kalan bir eş sağ var. Sağ kalan örnek bir eş verelim. Var. Sağ tamam. Kalan eş var. Ölenin kardeşleri var. Sağ kalan eş 1/2. Ölenin biraz çocukları var. Ya çocukları da. Olabilir. İlk eşinden olan çocukları genellikle var. Genellikle çocuklar olduğunda çocuklar anneye rahatsızlık vermezler. Anneyi anne razı. Olabiliyor. Olabilir. Orada sıkıntı bravo. Çıkabiliyor. O olabilir. Evet. Şimdi öldü. Bir konut var. Konut eşyası var. Diğer mirasçılar diyor ölüm hak miras helal. Ya satın al veyahut da sattıracağım. Mahkemeye dava açacağım. Mahkeme marifetiyle icra yoluyla sattıracağım. Sağ kalan eş mağdur oluyor. İşte 652. madde şöyle diyor. Sağ kalan eş şunu diyor. Diğer varlıklardaki tereke mallarındaki miras hakkım sizin olsun, konutuma dokunmayın diyor. Örnek verelim. 1/4 miras hakkı kendisinin. 100 liralık bir mülk. Evet. Konut. Evet. 75 bir TL çocukların. Çocukların 75 hakkı var. 1/4 zaten kendisinin. Evet. 75 ödemesi lazım. Diyor ki çocuklar diyor bak tarla var, arsa var, hisse senedi var, otomobil var. Orada benim hakkım 75 değil mi? 75. Siz onu alın. Buradaki 75'lik size ait hisse bana kalsın. Konut benim olsun. Bu çok önemli. Yani toplumun bunu bilmesi ve bu korumayı gerçekleştirmesi, uygulaması gerekir. Hocam konut ve konut eşyası da tereke olarak isimlendiriliyor değil mi? Peki, ölenin geride kalan malı. Konuttan kastımız, konut ve konut eşyasından kastımız sadece hali hazırda içinde yaşanılan konut mu yoksa başka gayrimenkullerde konuta girebilir mi? Vallahi güzel, sizi tebrik ederim. Güzel. Yazlıklar buraya girmez. Kışlıklar buraya girmez. Dağ evi buraya girmez. Eşlerin birlikte son güne kadar yaşantılarını birlikte sürdürdükleri konut. Yani vefat eden eşin koca mülkiyetinde ya da olan karı hiç fark etmez. Hiç, yani hiç kadın erkek fark yok, etmez. Hayır, yok, ve şey demek gibi. Zorunda değil değil mi? Ben öldüğümde eşim bu evde ölene kadar yaşayacak gibi bir mecburiyet demesine yok. Bu yasal yok. Hakkıdır yani. Demesine gerek yok. O zaten olabilir, o vasiyettir. Ama gerek yok çünkü 652. madde eşe böyle bir imtiyaz tanımış. Yasal mirasçılık artık arsadaki hissem sizin olsun. Arsada 1/4 hissem var. 75. Burada sizin hisseniz 75. O senin olsun. Buna karışma diyor. Buna yasal alım hakkı diyoruz. Bu çok güzel bir düzenleme. Sağ kalan eşi kesinlikle koruyan. Yani 20 yıllık bir evlilik anılarını burada paylaşmış. Komşularıyla ilişkilerini buna göre geliştirmiş. Bu nedenle sağ kalan eşin mağduriyetini önleyen çok önemli güzel bir düzenleme getirmiştir. Aynı zamanda da diğer zümrelerin de hakları da korunmuştur. Korunmuş. Onlara da diyor karşılıksız ki al zümreleri de senin tabii olsun. Tabii. Arsa senin olsun, konutuma dokunma. Şimdi şöyle ilerleyelim uygun görürseniz. İkinci mirasçılık. İkinci mirasçılığın ikinci türü ölüme bağlı tasarruf.
Halk arasında genellikle vasiyet olarak adlandırılır. Evet. Halbuki medeni yasamızda ölüme bağlı tasarrufun tek türü vasiyet değil, miras sözleşmesi de vardır. Vasiyet diyelim. Kişi yasal mirasçılar var iken vasiyet yapabilir. Ama burada sayın izleyicilerimizi aydınlatalım. Bana intikal eden hadiselerden görüyorum. Buyurun. Hatalar yapılıyor. Vasiyet dilediği anda, dilediği şekilde yapılabilen bir işlem değil. Yasa çok sıkı şekil koşulları öngörmüş. Üç tür vasiyet var. Bir, notere gidersiniz. Noterlerimiz bu konuda bilgiyle mücehhezdir. Noterler resmi vasiyet yapabilirler. İki tanık huzurunda vasiyetçiyi dinler, son arzularını dinler, resmi senede döker, noter senedine döker, resmi vasiyet. Burada rahatız. Ama çoğu kişi bunun böyle noterler tarafından bilinmesi, yayılmasını arzu etmez. Bir sır olarak kalmasını ister. Yasa bunu düşünmüş, el yazısı vasiyet. Ama el yazısı vasiyet çok ilginç. Başından sonuna el ile yazılan vasiyet. Ancak el ile. O zaman hukuki geçerliliği oluyor. Şimdi daktilo ile yazıyor, altına imza atıyor. Öldükten sonra onun son arzularını gerçekleştirmemiz mümkün oluyor. Üzülüyoruz. Hocam peki onu nasıl ayrıştırıyorlar? Yani bunu başka biri de onun adına yazmış olsa. Hayır. El yazısını nasıl karşılaştırıyorlar? İtiraz ediyorsunuz. Benim babamın yazısı bu değil diyorsunuz. Sağlığında söz babasının geçerli oluyor. Tabii yani. Babasının sağlığındaki yazı örneklerini alıyorsunuz. Uzman kuruluşa gönderiyorsun. Anladım. Evet diyor, bu yazı onun böyle el yazısı. Böyle uzman kuruluş var. Eliyle tetkik olacak. Ediliyor. Evet, eliyle. Anladım. Olacak. Nerede kaleme aldığını yazacak, altına da imza atacak. Fotokopi yapıp imza etsem olur mu? Olmaz. El ile başından sonuna. El yazısı vasiyet bu. Bu nedenle sayın izleyicilerimizden böyle bir arzuyu, böyle bir düşünceyi gerçekleştirmek isteyenler var ise lütfen olmaz. Hayır. Bilgisayardan çıktı olmaz. Sen yazman altına imza atayım olmaz. Yazık olur, geçersiz olur. Evet. Halbuki çok güzel duygularla dile getirdiği bir vasiyet vardır. Ama maalesef o takdirde şekil koşulu gerçekleşir. Üçüncüsü güzel ifade ettin. Üçüncüsü sözlü vasiyet. Şimdi orada da şu bilgiyi dikkatle ve vurgulayarak ifade edelim. Halk arasında sözlü vasiyet dendiğinde her durumda kişinin sözle yaptığı açıklama gibi anlaşılıyor. Değil. Sözlü vasiyet istisnai bir vasiyet. İstisnai olmalı. Aksi takdirde el yazısı kabul edilmezdi. Evet. Sözlü vasiyet şu şekilde istisnai. Kişinin diğer vasiyetlerden birini yapmasına imkan olmayan olağanüstü bir durum. Yoğun bakımda. Kollarında serum var. Trafik kazası geçirmiş. Şuuru açık. El yazısı vasiyeti yapması mümkün. İki tanık. Çok güzel. En azından iki tanık, tanıklık yapma ehliyetine sahip iki tanık huzurunda diğer vasiyet türlerinden birini yapması imkansız, el yazısı vasiyeti yazması mümkün resmi değil. Resmi tanık gerekiyor mu böyle bir şey için? Hayır, yoksa? Yok. Tamam. Hayır. Tanıklık ehliyetine sahip olan, medeni yasamızda tanıklık yapacak kişiler kapsamlı bir şekilde belirlenmiş. Bu iki kişiye meramını anlatıyor. Bu hastanede yoğun bakım. Savaşta müsaademe altında, göçük altında kalmış işçi. Bizim kurtuluşumuzun olmadığını anladım. Ey iki arkadaşım diyor, Allah sizi kurtarsın. Eğer bana bir şey olur ise öldüğümde evlilik dışı çocuğu var. O çocuk benimdir diyor. Evlilik dışı çocuğunu vasiyetle tanıyor. Öldüğümde diyor arsam eşim mağdur olmasın, ona kalsın. Peki sonradan o iki tanık arasında bir husumet çıkarsa? Güzel, güzel. Şimdi geçici bir vasiyet. İki tanık vakit geçirmeksizin duyduklarını götürüp mahkemeye bildirecekler. Ve o süre de bir ay. Bir ayı geçirmeyecek. Güzel. Suistimalleri önlemek için. Tabii. Aksi halde suistimaller olur. O iki kişi gidecek sülh hukuk hakimine. Efendim, arkadaşımızı göçükte kaybettik, çok şükür biz kurtulduk ama göçük altındayken bize dedi ki öldüğümde arsam eşime kalsın, bankadaki paralarım kızıma kalsın, evlilik dışı çocuğumu tanıyorum, öldüğümde tüm mal varlığım vakıf olsun, yoksul öğrenciler okutulsun dedi, bunu duyduk diyor. Hakim hemen
çağırıyor kalem görevlilerini. Zapta geçin, kimliklerini tespit edin. Bunu bu tutanağa geçiriyor. Peki hocam, sizce bu süre koşulu yeterli mi? Yeterli, çünkü suistimal önlemeye yönelik. Araya zaman fasılası geçtiği takdirde suistimaller, baskılar, tanıkları çelmeler gündeme gelecektir. O nedenle yasa orada kesin vakit geçirmeksin diyor, gidecekler ve vakit geçirmeksin mahkemeye bildirecekler ve kişi de bu olağanüstü hal durumundan kurtulmamış olacak. Hı hı. Kurtulur ise yine vasiyet geçersiz. Evet. Çünkü kurtuldun, el yazı vasiyet yapabilirsin. Tabii, noter vasiyet. Kurtulup bir ay içerisinde diğer bir vasiyet türüne başvurma olanağına sahip olmayacak. Hı hı. Bu biraz daha ilerlemeden az önceki bu konut meselesiyle ilgili bir sorumuz var. Aklımıza takıldı. Buradan bir sorumuz var. Sadece akıllıca bir soru. Sadece oturulan konut varsa ve başka da hiçbir mülk yoksa bu durumda kime kalıyor doğru. O konut? Şimdi bu soru doğru ve kanunumuzda bu sorunun yanıtı da yok. Yasa çok açık. 652. Sağ kalan eş diyor. Diğer terekedeki hakları ve diğer terekedeki miras paylarına mahsuben diyor. O halde ölenin tek varlığı aile konutu, konut eşyasıysa sağ kalan eş. O zaman genel terekeye giriyor. Ne dedik? Sağ kalan eş diyor ki işte diyor orada tarla var, arsa var. Benim buradaki size ödeyeceğim 4/3 oranındaki aile konutuna ilişkin miras payınızı karşılayacak. Benim oradaki 4/1 miras payım sizin olsun diyor. Yok ise 652 uygulanmaz. Anlaşıldı. Evet, buyurun devam edebiliriz. Şimdi efendim konusu. Şöyle önemli bir konuya değinmek istiyorum. Siz buyurun. Bana bu programı teklif ettiğinizde bize intikal eden çok yaygın uygulaması olan ve vatandaşımızın maalesef bilmediği bir önemli konuya değinmek istiyorum. Buyurun. Şimdi insanımız sağlığında bazı mirasçılarına, bazı yakınlarına kazandırmalar yapmak istiyor. Hı hı. Oğlunu da gelecek görüyor. Oğluna mal varlığından çok önemli olan bir kesiti devretmek istiyor. Hayır, sağlığındakini devretmek istiyor. Sağlığındayken yazdığını kızına devretmek istiyor. Sağlığındayken eşine arsasını devretmek istiyor. Bunu devrederken aslında niyeti bağış, bir karşılıksız kazandırma. Evet. Eşinden para alması söz konusu değil, eşinin para ödemesi söz konusu değil. Hı hı. Çocuğundan para alması söz konusu değil, para ödenmesi söz konusu bir değil. Bir armağan, hediye olarak. Karşılıksız bağış, niyeti bağış. Evladım diyor, bu arsayı diyor sana devredeyim, bu işanını sana devredeyim. Olur hayal baba diyor, tapuya gidiyorlar. Tapuda bu bağış işlemini satış gösteriyorlar. Satış gösterdikten sonra ölüm gerçekleşiyor. Öldüğünde diğer mirasçılar bunu iptal ettiriyorlar. Niye iptal ettiriyorlar? Çünkü boşar hukukumuzda bir kimse bir sözleşme yaparken niyeti neyse sözü de o olacak. Yani aklından geçenle dilinden ifade ettikleri uyumlu olacak. Kafanızda bağış ama diliniz satış gösteriyor. Ne oldu? Uyumsuzluk var. Boşar hukukunda bu sözleşme geçersizdir deniyoruz. Kesin hükümsüzdür, batıldır, muazalıdır diyoruz. Evet. Ve maalesef bu işlemler çoğunlukta vatandaş bunu bilmiyor ve tapuya gittiğinde evladım çocuğuma bu yeri devredeceğim. Satış yapacağız diyor. Nasıl yapacaksanız yapın evladım diyor. Amca tamam satış yapalım, yani yorma bizi, bağışla uğraştırma diyor. Vatandaş da evladım devret de ben çocuğa devretmek istiyorum. Ve resmi senedi satış olarak yapıyorlar. Ölümünde diğer mirasçılar bunu iptal ediyor. Buna muris muazası diyoruz. Vatandaşa şu vurguyu yapmak istiyorum. Sevgili vatandaşlar, eğer sağlığınızda yakınlarınıza bir şeyler devretmek istiyorsanız bunu hukuka uygun devredin. Yani eğer satış yapacaksanız, gerçek bir satış varsa yapın. Ama bir kimsenin oğluna, eşine, kızına satış yapmayacağı geleneklerimizin gereğidir. Toplumsal yaşantımızda bu tür devirlerin bedel karşılığı olmayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle eğer niyetiniz satış değil bağışsa lütfen tapuda
ısrar edin. Hayır evladım. Bunu satış göstermekten hocam, bahsediyorum. Hocam muhtemelen ben kaçırdım. Evet. Kaçırmadıysam da ne olur rica o konuyu edin, açıklayalım. Rica çünkü edin, belki benim gibi takılanlar tabii vardır. Neden tapu satış için ısrar ediyor? Efendim onun değişik belki nedenleri var. Belki burada tapuda görevli arkadaşların da kusuru var. Bana intikal eden maalesef birçok hadise de onu görüyorum. Neden? Satış yapıldığında devlet harcı peşin alıyor. Bağış yapıldığında harç 5 yıl 10 taksit. Tapudaki görevler yani devleti koruyor. Peşin olarak harç ödenmesi mümkün iken bağış yaptığınızda 5 yıl 10 taksit yapmak istemiyor. Satış kolayına geliyor. Halbuki, bu neden? Halbuki vatandaşın dileği neyse sormalı. Bakın hatta uyarmalı. Bunu bağış yapıyorsan bağış olsun, satış yapıyor isen satış olsun. O zaman şimdi devam edebilir miyiz? Yani evet, ölümden sonra bağış olduğu zaman mı, satış olduğu zaman mı diğer mirasçılar itiraz edebiliyor? Önemli olan şu, ölen kişinin bu taşınmazı devrettiği kişiye gerçekte satış yapmamıştır, yakınlığı nedeniyle yapmamıştır, ekonomik durumu nedeniyle yapmamıştır. Örnek verelim. Siz üniversite öğrencisiniz. Babanız size bir büroyu tapudan devretmek istedi. Evet. Satış gösterdiniz. Allah gecinden versin. Babanıza bir şey olduğunda yarınki günde kardeşleriniz ne der? Babamın verdiği parayla üniversitede okurken sen bu parayı nasıl ödedin diyecekler. İnandırıcı değil. İnandırıcı değil. Satış göstermişsin ama ne bedel alan var ne bedel ödeyen var. Bu nedenle bu satış muazzalıdır. Gerçek irade bağıştır. Yani diyor, ben işte yetişkinim, çalışıyorum. Kuşkusuz olur. Olur, mümkün. Ama orada da iştahatlarımızda şu anlayış var. Türk örfü adetlerinde diyor, bir kimse çocuğuna, eşine satış yapmaz. Yapılmışsa bu bir bağıştır deniyor. O nedenle öyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. Ya sosyal gerçeklikle. Bağışın ölümden sonra diğer mirasçılar tarafından itirazı söz konusu değil, değil var, mi? Var, mümkün, o başka. Ha, mümkün mü? O ama ehvenişer. Ehvenişer, dinleyicilerimiz bilsin. Evet. Kötülerin iyisi. Evet. Bağış yapılırsa tenkise tabi. O takdirde bağışa karşı itiraz halinde sizin kaybınız çok az. Ama muazza olduğunda o daha satış, beter bir durum. Gerçekte anlaşıldı, bağış yaptığınız halde satış gösterdiğinizde tamamını kaybediyorsunuz. Aldatıcı bir durum var. Tabii ortada, tamamını kaybediyor. Miras hissesi evet, oranında iptal ediliyor. Peki. O nedenle şunu vurgulayalım. Lütfen bu tür devirleri yaparken niyetiniz neyse o niyetinizden hareket etsin. Bağış ise tapuda sizi yönlendirseler bile, yanlış yönlendirse, hayır ben satış değil bağış yapmak istedim, bağış olarak bunu resmi senedi düzenleyin diye ısrar. Anlaşıldı. Evet. Bir telefonumuz var, Mahmure tabii, Hanım'ın soruları tabii olacak sanıyorum. Alo. Alo. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok önemli bilgiler öğreniyoruz hocamdan. Sanıyorum sizin de sorunuz olacak Mahmure Hanım. Evet, benim de sorum olacak hocamıza. Benim dedem 79 yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin, buyurun. 5 kardeş kendi aralarında mallarını paylaştılar ama bir tanesi amcam hakkını sattı ve parasını aldı. 1-2 yıl önce de vefat etti. 4 kardeş vefat etti, babam sağ. Biz şimdi nasıl alabileceğiz? O malını satıp parasını alan amcamın çocukları biz, elimizde herhangi bir, elinizde bir belge yok, tapu yok, noter senedi yok, nasıl alabiliriz diye çareler düşünüyorlar. Biz ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Peki, sayın doktoruma onu sormak istiyorum kendilerinden. Evet, sorumuz olacak mı hocam? Sorumuz var mı? Affedersiniz. Mahmure bu anlaşılan 5 kardeş, dedeniz ölmüş. 5 evet, kardeş geride kalmış. 5 kardeşten birisi malını sattı diyorsunuz. Evet, hissesini mi sattı? Evet. Hissesini mi sattı? Evet efendim, hissesini sattı. Kime sattı? 5 kardeşin 4'üne sattı ve parasını aldı karşılığında. Tamam, olur, olur. Tamam, anlaşıldı. Peki Mahmure Hanımcığım, izleyin olur mu? Şimdi tamam, sanıyorum şimdi yanıtını alacaksınız. Tamam, tamam, hoşçakalın. Teşekkür hoşçakalın ederim, hoşçakalın. Sağ ol. Ölüm halinde intikal eden mallarda el birliği mülkiyeti vardır. El birliği mülkiyetinde hiçbir pay sahibi payı üzerinde satış yetkisine sahip değildir. İttifakla karar verecekler.
tarla kaldı. 5 mirasçı var. 5 mirasçı evet diyecek. Bir üçüncü kişi satacaklar. Tereke malında hissedar olan hissedarlardan birisi, paydaş olan mirasçılardan biri payını diğer bir mirasçıya satabilir. Soruyu yönelten Sayın Akan'ın anlatımından şunu çıkartıyoruz. 5 mirasçı var. Mirasçılardan biri hissesini diğer bir mirasçıya satmış. Bu mümkün. Miras hissesinin devri sözleşmesi diyoruz. Bu takdirde geriye kaldı 4 kişi. 4 kişi eğer anlaşabilirlerse kendi aralarında bunun bir üçüncü kişiye satılması veya kendi içlerinden birine satılması konusunda ittifak edebilirler. İttifak edemedikleri takdirde, kavga doğduğunda, ki genellikle bununla karşılaşıyoruz. Anadolu'da bu sosyal gerçek var. Mal kavgaları çok oluyor. Bu takdirde yasa diyor ki ortaklığın giderilmesi davası aç. İzale-i şuyu davası diyoruz. Ne yapıyor? Yargıya gidiyor. Diyor efendim biz tarla kaldı. Tarlayı 4 parçaya bölüp paylaşmamız mümkün değil. Birisi asfalt üzerindeki kısmı ister, ötekisi kuyu kenarında sulak olan kısmı ister. Bu nedenle nasıl böleceğimizi bilemiyoruz. Paylaşmak mümkün değil. Evet. Tarlayı 4 eşit parçaya bölüp aynen taksim mümkün değil ki genellikle böyle olur. Mahkeme o takdirde ne diyor? Ben satacağım, sattıracağım bunu. Satış memuru satacak. Parayı paylaştıracaksınız. O nedenle aynen taksim mümkün olmadığı için satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar veriyoruz. O halde sorumuzun yanıtı şu, yapılacak iş şu. 4 mirasçı kendi aralarında bunun pazarlık suretiyle bir üçüncü kişiye satılması konusunda anlaşırlarsa ne âlâ. Ki tavsiye edilen budur. Evet. Öteki türlüsü dava açacaksınız, masraf yapacaksınız, icra yoluyla satılırken gücünüz yetmeyecek, bir başkası gelip daha ucuza kapatacak. O nedenle bu yol tavsiye edilen yol. Bu yol mümkün değilse izleyicimizin başvuracağı yol ortaklığın giderilmesi davasının açılması. Mahkeme ortaklığın giderilmesine karar verdiğinde aynen taksim mümkün değil ise bu takdirde icra yoluyla satışa ihale yoluyla i̇hale satışa yoluyla. Karar verilecek. İhale yoluyla satılacak, parası paylaşılacak. Peki tekrar hemen bir başa dönersek, 4 kardeş dedik, içlerinden bir tanesi diğer üçüne satabilir bunu dedik. Bunda da bir uzlaşma gerekmiyor mu diğer üçü arasında? Yani hayır. Birine öyle yok, mi? Hayır. Diğer mirasçı vermeye hayır, karar verdi. Hayır. Öbürü demez mecbur mi? Değil. Ben de alabilirim. 5 kardeş var. Ben birisiyle ilişkilerim yok. İyi. Bağışlayabilirim de. Ucuza satabilirim. Kime, hangisine istersen. Diğerlerine itiraz hakkı. Bana öncelikle sat diye bir yetkisi yok. Bir mirasçı miras hissesini dilediği diğer mirasçılardan birine satabilir. Bu mümkün, geçerli. Miras peki sende. Ortaklığın giderilmesi ile alakalı olarak içlerinden bir tanesinin başvurması yeterli tabii, mi? Herhangi birisi. Herhangi tabii, biri bunun için başvurması gerekmez. Zaten ihtilaf doğuyor. İhtilaf doğduğuna göre herhangi birisi kendisine katılmayan, bu talebini kabul etmeyen diğer mirasçılara karşı ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Mahkeme yargılamada keşif yapacak. Aynen taksimin mümkün olmadığına karar verdiğinde satış suretiyle taksime karar verecek. Satılacak. Diğer ikisinin de itiraz hakkı var tabii. İtirazı ne olabilir? Anlaşabiliyor musunuz? Hayır, anlaşamıyoruz. Alabilir misin? Hayır, alamam. O takdirde ben izale-i şuyu yoluyla, ortaklığın giderilmesi yoluyla paranın paylaştırılmasına karar vereceğim diyecek. Evet efendim. Harika gidiyoruz. Evet. Başka bir şeyler daha var bende. Var. Onun için ben sizi evet. Devam edin istiyorum aslında. Çünkü siz daha güzel sıraladınız. Buyurun. Evet. Şimdi gelelim. Programa başlarken neyi ifade ettik? Bir kimse her zaman geride mal bırakmaz, borçla bırakır. Evet. Acaba mirasçıların ölenin borçlarından sorumluluğu nasıldır? Ve mirası red hakları var mı? Reddi miras gayet mümkün müdür? Evet. Reddi miras mümkün müdür? Evet. Şimdi ölüm halinde ölenin borçlarından mirasçılar müteselsilen sorumlu. Ölen bankadan kredi çekmiş. Geride 3 mirasçı var. Banka bunlardan güçlü olanı bulur, alacağın tamamını ondan ister. Bu mirasçı bankaya, efendim belanı mı arıyorsun? Bak diğer geride 2 tane mirasçı var. Ben 3'te 1'ini ödeyeyim. 3'te 1, 3'te 1 de diğerlerinden al deme hakkına sahip değil. Müteselsil borçluk bu. Ölenin borçlarından her bir mirasçı borcun tamamından sorumludur. Kendisi bu borcu ifa etmek zorunda kaldığında sonradan diğerlerine rücu eder. Tabii ki
üçte bir miras hakkına sahip olan kişi diğer iki mirasçının da ödemesi gereken borcu ödediğinde onlara rücu edip her birinden üçte birini geri verin, ben bankaya borcu kapattım diyecektir. Evet. Şimdi gelelim mirasın reddine. Hı hı. Şimdi mirası kabul diye bir mecburiyet yok Türk hukuk sistemimizde. Hı hı hı. Bu nedenle mirasçılar ölüm gerçekleştiğinde, ama dikkat etsinler. Hı, onun bir süresi var. 3 ay. Mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren, ölüm ve mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3 aylık hak düşürücüsü. Ya, mahkemeye de kanun bize diyor ki o 3 ayda git araştır. Bravo. Borcu mu var, sana mal mı bırakmış? Evet. Ona göre samimi bir şekilde kararını ver ve başvurunu yap. Hatta size ilaveten teyit etmek üzere bir başka yol daha var. Bu 3 ay kısa olabilir. Babamın sağlığında ben onun mali müşaviri değildim. Hı hı. Bir yerlerden bir yatırımlar uzun yapardı, sürdü. Krediler hı. alırdı. Ben nerede neyi var bilmiyorum diyen bir kimse için de bir başka daha yol var. Mirasın defterinin tutulması istenebilir. Hı. Mahkemeye başvuruyorsunuz. Ben babamın neyi var neyi yok bilmiyorum. Böyle bir şeye girmek yok, istemiyorum. Araştırma imkanım da girmek yok. İstemiyor. Ey mahkeme, siz bunun günahını, sevabını ortaya çıkarın. Sonra ona göre çağırın, karar vereceğim. Ona bravo. Hmm. O defter süresince mirası kabul mecburiyeti yok. O defter süresince mirasçı değilsiniz. O askıda defter bir durum. Süresi demek 3 ay demek değil. Yok, hayır. Bir sene de sürebilir. Anlaşıldı. O. Bir evet. sene sürdü, mahkeme günahını sevabını ortaya koydu. Aktifleri pasifleri koydu. Gelin ey mirasçılar, bakın tablo bu. Hmm. O şimdi zaman, karar verin. Şöyle anlaşılır kendi kafama göre hocam. Evet. Hemen toparlayalım. O zaman bu 3 ay süresinde ya araştırmamızı yapacağız, ona göre karar vereceğiz. Red mi edeceğiz, kabul mü edeceğiz? Güzel. Ya da mahkemeden araştırmasını mahkemeden isteyeceğiz. Mahkemeden mirasın defterinin tutulmasını istiyoruz. Mahkeme ne kadar sürer, yargılama ne kadar sürerse sürsün, riskiniz yok. O süre içerisinde borçlu değilsiniz. O süre içerisinde de hak sahibi değilsiniz. Hı hı. Terekeyi tüketemezsiniz. Hı hı hı. Terekeye el atamazsınız. Evet. Askıda evet. bir durum var. O defter tutulma işleminden sonra gelin kararınızı verin diyoruz. Hı hı. Şimdi bir ilginç hüküm daha var. Ölenin aktifleri pasiflerinin çok altındaysa, bir kimse borç içinde, borca batak, iflasın eşiğine gelmiş, aleyhine durmadan takipler yapılmış, yasa bunu da düşünüyor ve diyor ki bir kimse, ölen kimse borca batık bir kimse ise, borç içinde yüzen bir kimse ise mirasını reddetmeye gerek yok. Bu kendiliğinden reddedilmiş sayılır. Bunun için mirasçıların gidip mahkemeye ben mirası reddediyorum demelerine ihtiyaç yok. Evet. Bankalardan hacizler geliyor, ipoteklerin paraya çevrilmesi talepleri geliyor. Durumu iflasın ortada. iflas talebiyle ticaret mahkemesinde dava açılmış. Bu kimseye kimsenin bulaşmayacağı varsayımdan hareketle yasa koyucu diyor mirasçıların gidip mirası reddetmesine gerek yok. Bu zaten reddedilmiş sayılır. Hı hı. Ama bu durumdaki kişiler için o da var. Bakın şu babasının borca batık olduğunu biliyor. Hemen süratle gidip bankada parayı çekiyor. Hmm. Bankadan parayı çektiğinizde mirası kabul ettiniz. Hiç el sürmeyeceksiniz. O, evet, o borca batık ediliyor. Olan terekeye el sürmeyeceksiniz. O kandırdım zannetmesin evet. kimse. O nedenle o bir ediliyor. Tereke borca batık ise bir kimsenin bu terekeye bulaşmamasının koşulu terekeye bulaşmamasıdır. Anlaşıldı. Terekeye sürmemesidir. Hı hı. Buna hocam, da zımni red diyoruz. Zımni red. Varsayılan red diyoruz. Hmm. Borca batık olan bir terekenin terekede mirasçının mirası reddetme beyanında bulunması, mahkemeye gitmesi gerekmez. Gerek otomatikman. O kendiliğinden reddedilmiş. Evet. Konu tabii başta da söylediğimiz gibi çok derin. Daha evet. çok çok başlıklar evet. var. Evet. Süremiz bugün için doldu. Yeter bence önemli olan nirengi konuştuk noktalarını mu? Verdik diye. Siz de epey katkıda bulundunuz. Teşekkür siz hukukçu ediyorum. Değilsiniz ama değil mi? Rahmetli babam hukukçuydu. Tahmin ettim bir şeyler bir cevher ama var. Çok gençtim ben o zaman. Demek evet. ki biraz aklım var geliyor. Merak var. Ediyorum var. Açıkçası. Var, evet. Peki çok teşekkür ediyorum rica hocam verdiğiniz rica bilgiler ederim. İçin. Efendim programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Nasıl yapıldık? Görüşmek üzere. Bugün efendim şarkımızla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Thank you.
Yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma, boş ver sen onu.